Didem Hanım, şu anda Musa Bey'in evinin önündeyiz. Musa Bey, saat 14.30'da son kamera güvenlik kamerası görüntülerine takılmadan önce ilk olarak komşusu Yakup Eri'nin evine gitmiş, ardından da Zahide Turan'ın evine gitmiş ve sonrasında evine dönmüştü. Fakat saatler 14.30'a yaklaşmadan önce işte bu kapıdan çıktı ve bu kapıdan çıkıp yol güzergahı bu şekilde dümdüz bir şekilde ilerlemeye başladı. Biz de Musa Bey'in o gün ilerlediği gibi ilerliyoruz bu yolda. Şu an önümüzde evler var, sağlı sollu. Hala mahalle içerisindeyiz. Birazdan yola bağlanacağız. Çift taraflı geliş gidişin olduğu bir yol burası. Yola doğru ilerlerken karşımıza demirlikler gözüküyor yol boyunca. O demirlikler de yolun, şimdi burası Adana, tarım arazileriyle dolu bir alan olduğu için her yer sulama kanalıyla çevrili. Bu da o tarım arazilerine giden sulama kanallarından biri. Çünkü şu anda bulunduğumuz mahalle eskiden bahçelik olan, tarım alanı olan bir yermiş. Bu nedenle tam da ortasında boylu boyunca uzanan bir atık su kanalı var. Şu anda kameraman arkadaşımız Necat Yıldız o su kanalına doğru ilerliyor. Suyun yüksekliğini de bu şekilde görebiliyorsunuz. Hemen sağa doğru bir görüntüyü gösterelim. Suyun yüksekliği de bu şekilde en fazla 6 metreyi bulacak seviyede ama gözle görülür bir biçimde su. Bu su kanalında zaten aile boylu boyunca aramış ama bir sonuca ulaşamamış. Şimdi ise bağısını geçirdiğimiz, konuştuğumuz o turuncu köprüden ilerleyeceğiz. Şu anda gördüğünüz köprü Musa Bey'in yolun karşısına geçmek için kullandığı o köprü. Oradan geçiyor çünkü. Oraya kadar yürüyor o yolu değil mi Gizem? Evet. O yolu yürüyor. Arkasından da evet. Köprünün üzerinden geçiyor. O görüntüleri de bir yandan gösterelim. Buradan. Turuncu köprü. Şimdi biz de Musa Bey gibi aynı o gün 6 Mart Cumartesi günü evinden çıkıp geçtiği o köprüden aynı Musa Bey gibi biz de geçiyoruz şu anda. Ve ilerlediğimizde hemen yolun sağ tarafında bir mermer dükkanı görüyorsunuz. O mermer dükkanının üzerinde de bir güvenlik kamerası var. Şimdi o güvenlik kamerası görüntüsünün olduğu yere kamerayı gösteriyoruz sizlere. İşte ben, Musa evet. Bey'in saatler 14.30'u gösterdiği sırada son kez yakalandığı güvenlik kamerası. İşte bu güvenlik kamerası. İşte bu güvenlik kamerasından Musa Bey gibi yine geçelim biz de ilerleyelim. Burada gidebileceği görüş açısına bağlı baktığımız zaman tek yön var. Orası da bu sokak. Şimdi o sokağa doğru ilerliyoruz. Peki Gizem o hala sokakta... Hala şu an kameranın görüş açısındayım. Evet o sokakta ilerliyorum. Ne var? Buyurun, ne var o sokakta? Nereye doğru gitmiş olabilir o sokağa doğru gittiğinde? Bir dakika. Sonlar akrabalarınız var mı sizin o Şöyle. Sokakta? Bu sokakta bizim akrabamız yok. Hiç kimse tanıdığınız kimse yok. Yok o yolun kimse. Başındaki mermerci tanıdık. Bazen oraya gidiyordu o mermercin oraya. Mermerciye gidiyormuş. O mermerciye bir soralım Gizemciğim. Birazdan sorarsın sen onu. Tamam o devam O mermerci mi? Tanıdık olduğu için bazen oraya gidiyordu. Tamam. Devam edelim Gizem. Yani güvenlik kamerası görüntülerini incelediğimiz zaman mermerciye uğramamış. Direkt bu yoldan devam etmiş. Tabii soracağız bizi kendilerine de geldi mi konuştu mu sizinle diye ama. Tabii ki. Buraya doğru ilerlemiş ve şu andan itibariyle güvenlik kamerası görüntüsünden çıktım. Ve Musa Bey de işte tam da bulunduğum bu andan sonra bir daha güvenlik kamerasına yansımadı. Ve o günden bugüne kadar kayıp olarak aranıyor. Nereye çıkıyor peki o Burası yol? Burası nereye gidebilir? Orhan buradan... Bey'le evet ikimiz merak ediyoruz. O yol yani. Nereye gidiyor evet, Gizem aslında yani ona bakıyoruz. Nereye gidiyor o yol? Bir bahçe. Burada birçok sokak var Didem Hanım. Yani buradan, şuradan her sokaktan Gül Bahçesi Mahallesi'nin etrafında dolaşabiliyorsunuz. Hayır düz gidiyor Bunun Gizem. Tam tersi yönünden ise... Düz gidiyor. Düz gidiyor. Ha, hocam burası sokak bir sürü sokak var. Tamam onu görüyorum da kamera açısına baktığımız zaman sokağa ilerliyor. Yani sağa sola dönmeden direkt ilerliyor. İleriden yani o açıdan çıktıktan sonra nereye giriyor onu bir kestirmeye çalışalım. Yani orada ne var mesela siz biliyor musunuz? Orhan abi dümdüz şimdi bu yol her yere çıkar. Dümdüz gidiyoruz. Mezarlık yoluna çıkarsın, dal yoluna çıkarsın. Ne her yeri bağlıyor bu yol. Tamam güzel bir şey söylüyordu. Söyle Gizemciğim. Yani dümdüz gittiğimiz zaman bahçelik alan var zaten oradan devam edemiyor. İlla ya sağ ya da soldan sokaklardan girmesi evet. lazım. Burada Çıkmaz da her sokak birbirine bağlıyor. Güzel Gül Bahçe Mahallesi'nde birbirine dolaştıran bir sokak burası. Ama
Bir dakika, o sokak çıkmaz sokak mı dümdüz giderse? Bir de giderse? Şey var, mezarlık var. Gizem, çıkıyor o sokak zamanı. Çıkmaz sokak anladığım kadarıyla. Tamam, bir yürüyelim. Sen oraya doğru git. Bir yürüyelim, gösterelim sen size. Sen giderken isterseniz. Cengiz bir şey söyleyecek, evet. Sen yürümeye devam et, bir görelim. Söyle Cengiz. O yolun sonunda bu tarafa dönersen Gülbahçe'ye çıkıyor. Böyle gittim mi mezarlığa doğru çıkıyor. Ha, mezarlığa da girebilir. Evet. Mezarlığa bir de, niye gidiyor peki? Benim dayımın herhalde en son sinyali orada. Kuşların orada kesilmiş sinyali gözüküyor saat 4'te. O bölge. Kamışlar var dedem şey. Hayır, şimdi siz ona takılmayın fazla. Ablam, kamışlar var. Kamışların orada sinyali kesiliyor. Mezarlığa gitmiş olabilir mi? Var mı mezarlıkta? Mezarlığa yok. Yani yalnız gitmez ben amca babam mezarlığa. Kim var mezarlıkta ziyaret edebileceği? Bizim dayımız vefat etti 6-7 ay önce. Gitse yani bize söylerdi benle beraber. Kardeşi mi var orada? Evet. Vefat etmiş. Evet. Ha, tamam. Kardeşiyle yeni. Gitse bana söylerdi, anneme söylerdi, beraber giderdik hep. Evet. Bazen arada bir beraber gider mezarlığa. Mezarlığın orada kamera var. Bir de orada var. Bahçe de var. Belki olabilir orada. Bahçe de var. O bittiği yer bahçe de var. He, kamışların oraya da baktık dediler, sinyal en son orada kesilmiş. Kamışların orada etrafında tarla var. Yan tarafında tarla var. Oraya da kendi imkanlarımıza baktık. Anladım. Bir sonuca ulaşamadık. Tarla kimin oradaki tarla? Tarla sizin mi yani? Yok, size yok, ait yok. Şey. O zaman tarlayı şey yapmayalım. He, tarlaya gittik de oran abim. Baktık bir sonuca varamadık. Tamam, dur, izin Cengiz, aldık. Dur Cengiz'ciğim. Gizem, sen oraya gidip yaklaştın galiba yolun sonuna. Nejat da seni takip ediyor tabii, kamerada taşıdığı için. Gidemedim, yolun sonunu dümdüz bir şekilde, evet, dümdüz bir şekilde devam ettiği zaman duvara geliyor. O yüzden ya sağa ya da sola dönmesi orada gerekir. Orada kamera var mı? Sağa dönerse Gülbahçesi Mahallesi'nde, sola dönerse de bahsedilen mezarlığa doğru ilerleyebilir. Orhan. Bu tarafta da civarda kamera yok. Güvenlik kamerası Orhan, en son mermercinin olduğu kısımda. Ama şunu da belirtelim. Telefonun son sinyali verdiği, yani kapandığı yerde sabit bas noktası verilmediği için Gülbahçesi Mahallesi olarak gözüküyor. Tabii, yani Musa Bey'in telefonu bu mahallede kapanmış. Mezarlıkta güvenlik kamerası var mı peki? Mezarlıkta. Belki olabilir o Gizem. Var mezarlıkta. Bir bakalım oraya, olur mu daha sonra? Mezarlık belediyeye ablanın bağlı. Ablanın arka tarafında zaten kamera var. Bahçede Orhan var. Abi. Nerede o var? O bahsettiğim. Kendimiz de baktık. Tamam. Da rica dur Cengiz, bir Soner bir konuşsun. Söyle Soner. Tamam. Ablam, biz gittik oraya, kamerana baktık polisle beraber. Polis baktı, inceledi, kendisi bu adam buradan geçmemiş. O zaman mezarlık tarafına gitmemiş yani. Evet, 6-7'ye kadar biz baktık. Herhangi bir yani buradan geçmemiş bu adam. Şimdi 14.30'da oradan geçiyor. En fazla senin dediğin yere gitmesi için 14.35 olur yani. Evet. Eğer oradan geçmiyorsa ondan önce bir yere girdi o zaman o. Olabilir Orhan abi. Yani ondan ya önce sağ ya da sola bir yere girdi bu. Efendim? Kamera olmayan bir yerden belki gitmiş olabilir. Olabilir ama belki orada çok mahalle arası şey gibi değil mi Didem Hanım? Yani mahalle arası gibi yani böyle. Aslında kendisinden 30 bin lira işte evlenmek için para aracı, birileri para istemiş. O 30 bin lirayı birine vermek için, birileriyle evet, buluşmak için mi, evlilik olabilir, için? Çünkü evet, çok haber salmış sağa sola. Evlilik için acaba birileriyle görüşmeye mi gitti Musa Bey oraya? Dolayısıyla birkaç sokak var. O sokaklara yani, girmiş mahalle, olabilir. Mahalle içi. Evet.